Merhaba efendim. Ben Gazi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ergin Hamzoğlu. Bitki ekolojisi ve bitki sistematiği ile uğraşıyorum. Öncelikle Türkiye'nin kısaca bir bitki zengini hakkında bilgi vermek isterim. Türkiye 10 bin çeşit bitki içerir ve komşular arasında en zengin ülkedir. Ülkemizde sadece 3.000-3.500 civarında endemik bitki türü yaşar. Bu anlamda da Türkiye çevresindeki ülkelerin hemen hemen hepsinden daha zengin bir örtüye sahiptir. Bu coğrafik zenginliğimizden kaynaklanıyor. Ben de yaklaşık 25 yıldır Türkiye dağlarında Türkiye bitkileriyle uğraşan bir insanım. Burada da birkaç tane örnek sizin için ayırdık efendim. Hemen şu anda bir dağcı kıyafetisiniz. Yaklaşık evet. Bir saat sonra nereye gideceksiniz? Bir saat sonra Kırıkkale'de bir Kılıçlar diye yerde bir dağa çıkacağız. Hocamız beni bugün bir araştırma öncesi yakaladı ve kısa bir röportaj yapmak istedi. Ve üzerimde o yüzden böyle dağcı kıyafetim. Evet. Göreve hazır bir şekilde. Evet, şimdi sizin kendi adınıza yapmış olduğunuz, burada da kendi isminizin verildiği, bakınız evet. Efendim, Açıyla Hamzaoğlu, Kota Hamzaoğlu, Asperisiz Hamzaoğlu, Miniorta Hamzaoğlu gibi 10 adet buluşunuz var. Yani bitkileri dağlarda bulmuşsunuz ve kendi adınız verilmiş evet. Literatürde. Doğru. Bu konuda sizi tebrik ediyoruz. Herhalde ülkemizin önde gelen bilim adamısınız. Bitkilerin adları verilmiş bir bilim adamı olarak. Önde gelen demiyorum ama onlardan birisi olursa mutlu olurum. Çok daha değerli hocalarımız da var elbette. Burada da bizim daha önce topladığımız ama uzman olan arkadaşlara verdiğimiz bitkilere bizim sağ olsunlar isimlerimizi vermişler. Mesela şu bitki benim bu yıllarda çalıştığım karanfil türlerine ait. Bu Dianthus, karanfilin Latince adı Dianthus robustus denen bitki. Bu sadece Türkiye'de Bingöl dağlarında yaşar bu bitki. 1867 yılında yayınladığı günden beri hiç kimse bulamamıştı bu bitkiyi. Biz TÜBİTAK'ın da sağ olsun desteklediği bir proje kapsamında bu bitkiyi topladık. 1867 yılından beri ilk defa siz buldunuz. Evet, tebrik ederiz. Teşekkür ederiz. 1867'den şu anda beri... bunu da yine yayınlayacaksınız ilgi çekecek bilim dünyasında. Evet efendim. Diğer bitki hakkında bilgi verir misiniz? Bu da Konya Derebucak tarafında serpentin kayaçlar üzerinde yaşayan ve yeni bir tür bu. Şöyle ki buna benzeyen bir karanfil yoktu. Biz bunu Dianthus serpentinus diye yayınladık. Bu bilimsel camiaya tanıtıldı. Ülkemiz karanfil türlerine bir yenisi daha eklenmiş oldu. Türkiye'de muhtemelen belki bu bitkide de yine sizin isminiz yer alacak. Yayımcı olarak var. İsmiye isim vermeyeceğiz ama yayımcı olarak benim adım olacak. Çok tebrik ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Son olarak bu konuda söylemek istedikleriniz var mı? Kaçakçılar oluyor, bitki evet, kaçakçıları bitkilerimizi topluyorlar. Özellikle onu söylemek istiyorum. Bir kere bütün vatandaşlarımız bu konuda çok hassaslar. Bu hassasiyete de devam etsinler. Ama şunu da unutmasınlar. Bizler bilim adamıyız. Hiç kimse kendi ülkesinde kendi bitkisini çalmaz. Bizlere karşı, üniversite öğretim üyelerine karşı daha en azından öğrendikten sonra daha anlayışlı davranırsa seviniriz. Yabancılara karşı da asla affetmeyin, hemen jandarmaya haber versinler. Çünkü bu ülke bizim, onların bitki toplama veya bunu götürme hakları yok efendim. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Verdiğiniz bilgiler için biz de teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum.